Türk ve Yunan mutfağının ortak lezzetlerini bugün Yunanistan'da sizlerle birlikte deniyoruz. Bakalım hangi ülke daha iyi yapıyor? Günün sonunda bir değerlendirme yapıyor olacağım. Günün ilk öğünü olarak da arkadaşlar çıtır çıtır gevrek bir simit diyeceğim. Ama burada simit demiyorlar. İzmirliler gibi gevrek de demiyorlar. Burada klori diyorlar burada. Klori mi deniyordu, klori mi deniyordu? Klori. Normalde Eminönü'nde, Kadıköy'de simit tezgahları olur ya, öyle simit satan bir tezgah var. Buradan hemen hızlıca simitimi alacağım. 60 euroyu satıyorlar. 0.60 euroyu satıyorlar daha doğrusu. Şekil ve şemal olarak gördüğünüz gibi çok daha farklı. Birazcık daha ince ve biçimsiz. Şimdi hemen alalım. Lezzetine de bakarken daha değerlendiririz. Bu arada hiç simit kokusu gelmiyor burunuma güzel. Kağıt kokusu geliyor. Biraz garip. Şimdi simidimizin öncelikle size bir şeklini şemalini göstermek istiyorum. Şöyle. Simidimiz sanki atanamamış bir simit gibi bu arada. İsmini almamış olmaları iyi olmuş. Yani simiti, simit lakis falan dememeleri iyi olmuş. Çünkü biraz simiti ayıp olurdu. Simit çok severim bu arada. Hani güzelse güzele güzel derim. Çıtır çıtır ses gelmiyor. Hafif bayat vibe'ı var. Ama ön yargılı da olmayalım. Ne çıtır çıtır, ne o güzel susam tadını alıyorsunuz. Bak zaten normalde ısırdığımda güzel bir çıtırtı sesi gelmesi gerekiyordu. Hiç öyle bir ses yok. Bayat gibi. Allah'ım, hayvan boğulacak, çok büyük attım. Hayvan kocaman parçaları direkt mideye indiriyor. Obez olabilir. Sen bunu seviyorsun. Gel bir de İstanbul'da simit ye. Alın bakalım. Obez kuşlar. Duyan geldi, duyan geldi. Bu saatte çıtır olmayacaksa ne zaman çıtır olacak açıkçası? Günün ilk öğününde simit yiyeceğim diye heyecanlanmıştım. Çünkü uzun zamandır simit yemiyordum ama bu simit asla benim sınavımdan geçmedi. Hatta sınıfta kaldı diyorum. Yunanlılar gelin bunu lütfen İstanbul'da yiyin ya. İstanbul'da bu saatlerde bir simit alın bakalım tadı nasıl oluyor. Ah. Şimdi de geleneksel Yunan mutfağından yemekler tatmak üzere Tokatiano restorana geldik. Bu arada geleneksel Yunan mutfağı dedim ama aslında geleneksel Türk mutfağı da diyebilirim. Çünkü göreceğiniz yemeklerin hepsine aslında aşinayız. Peki burada ne yiyeceksin diye sorarsanız musakka, sarma ve biber dolması yiyeceğim. Türkiye'de bu üç yemeği ben çok seviyorum. Sarma özellikle yurt dışından birisi geldiğinde Türkiye'de hep tavsiye ettiğim bir yemektir. Bakalım Yunanlılar nasıl yapıyor? Önden bir ekmek geldi. Bu arada musakka ile ilgili biraz araştırma yaptım. Musakkanın kime ait olduğu konusu biraz kafa karışıklığı yaratıyor. Yunanlılarla Makedonyalıları da birbirine katmış bu yemek. Makedonyalılar da Yunanlıların yemeklerini çalıyormuş arkadaşlar. Yeni bir bilgi. Hani hep diyorduk ya biz Yunanlılar bizim yemeklerimizi çalıyor. Aynı şey Makedonyalılarla da Yunanlılar arasında yaşanmış. Thank you. Teşekkürler. Yemeklerimiz geldi. Burada musakkamız var. Bol patlıcanlı gördüğünüz gibi. Üzerindeki de peynir. İçerisinde bolca da et görüyorum. Çok hoş gözüküyor. Ağzımın suları akmaya başladı bile. Ama beni en heyecanlandıran sarma. Ortasında da caciki var bu arada. Biz normalde yoğurtla yiyoruz bunu. Burada caciki ile servis ediliyormuş. Zaten caciki ile cacık arasındaki fark da caciki bizdeki cacığa göre daha katı. Yani aslında yoğurt sayılır. İçerisinde salatalık olan bir yoğurt. Bir de zeytin var. Bunun için çok heyecanlıyım. Biber dolmamız. Dolmaki. İçerisinde kıyma var. Haydi bakalım. Nice Greek food. Şöyle götürüyorum. Çok dürüst yorum yapıyorum. Çok iyi. Çok lezzetli olmuş. Harika. Aşırı lezzetli bence, her şey yerinde. Peynir oluyor mu Türklerinkinde? Ondan emin olamadım. Olmuyor. Olmuyor değil mi? Çok güzel. Değil mi? Bizim musakkamızda böyle peynir ve beşamel sos benim bildiğim kadarıyla olmuyor. Musakkanın ismi aslında Arapça bir kökenden geliyor. Dolayısıyla bu musakka yemeği hem Balkanlarda hem Türkiye'de hem de Araplar arasında oldukça yaygınmış. Hatta geçtiğimiz günlerde Makedonya bu yemeği kendi yemekleri arasında bir fuarda sergilemiş ve Yunanlılar buna çok bozulmuş. Ya çok fazla aynı bölgede birlikte yaşadığımız için aslında ben bu yemeklerin ortak olmasını çok normal karşılıyorum. Sıradan devam ediyoruz. Şimdi de yaprak sarmayı deneyeceğim. Eğer sarmanın içerisine kuru üzüm falan giriyorsa tadım kaçar. Öyle bir şey varsa direkt olarak notunu veririm. Şimdi cacikçisiyle birlikte tadına bakıyorum. Vay be, çok değişik. Bu bizim yaptığımız gibi değil. Ekşiliği çok yerinde. İçerisine benim sevmediğim tatlı, saçma sapan kuru üzüm falan koymamışlar. Ay ben çok beğendim. Bir de böyle hafif lapa, ben diri diri olmasını da hiç sevmem pirinçlerin içerisinde. Vallahi çarptı adam. Çarptı. Vallahi çarptı. Çarptı. Aa. 45 okay. Years taxi driver. Sıradan gidiyoruz. Şimdi dolmada. Bol bol kıyma var.
Bu da bizim evimizde en çok pişen yemeklerden birisidir. Çok severim. Haydi bakalım. Bence biz bunu daha iyi yapıyoruz diyebilirim. Bunun kadar farklı değil. Bu aynı. Güzel. Atayım baktığına da bir tane. Aynı. Çok aynı. Bunun sadece karabiberi eksik. Karabiber de olsa resmen aynı. Ama musakkayı biraz ayrı tutuyorum. Bizden farklı yapmışlar ve ben bunun lezzetini sevdim. Türkiye'den daha çok sevdim gibi. Şimdi ben bu yemekleri yiyeceğim arkadaşlar. Bana müsaade ederseniz kamera arkasında da Temmuz deliriyor. Ben de yiyeceğim. Bütün yemeği bitirdin diyor. Bitirmeyeyim ben hepsini. Geleneksel Türk mutfağından, geleneksel Yunan mutfağından yemek denemeye devam ediyoruz. Şimdi güzel bir tatlı yiyeceğiz arkadaşlar. Burası 1912'den beri açıkmış. Tarihi bir yer. İsmi de Lokmades. Lokmades deyince sizin aklınıza eminim şimdi bu yeni nesil lokmacılar vesaire canlanıyor. Duvarlarında pembe animasyonlar falan bekliyorsunuz. Ama hiç öyle bir şey değil. Lokmaya Lokmades diyor Yunanlılar. Gelin bakalım lokmayı nasıl yapıyorlar. Anam babam usulü lokma yiyecekmişiz gibi hissediyorum. Let's go. Şimdi geldik mekanımıza, oturduk arkadaşlar. Şekil itibariyle bizdekilerden birazcık daha küçük ve üzerinde tarçın ve susam var. Normalde Türkiye'de tarçın ve susam kullanılmıyor diye biliyorum. Şimdi lezzetine bakıyorum ama yani aynı bence bunun. Hiçbir fark olduğunu zannetmiyorum. Aynı, %100 aynı. Ama susam güzel olmuş, yakışmış. Tarçın çok güzel olmuş. Mesela bu yenisi lokmacılarda ben hep şikayet ediyorum. Bu ne kardeşim, bu kadar çok çikolata dökülür mü? Bu ne bu kadar krema, ne gerek var zaten çok şekerde. Tarçın mesela güzel kıvamında, hem güzel bir lezzet katmış hem de aşırı baymamış. Mükemmel yiyorum. Hoppa. Türkiye'de yesem aynı tepkiyi verecektim. Çok tatlı. Burada arkadaşlar bir kıyaslama yapmanın çok mantıksız olacağını düşünüyorum. Çünkü aynı bence. Birebirler. Burada da bir önde olan taraf göremiyorum. Yemeğimizi yedik. Tatlımızı yedik. Bunun üzerine ne güzel gider dedim. Tabii ki bir Türk kahvesi. Ama Türk kahvesi yok arkadaşlar. Bildiğiniz halis, öz Greek coffee deniyoruz biz sizlerle birlikte. Yani Greek coffee denmiş ama bence Türk kahvesinden hiçbir farkı yok. Sadece birazcık daha servis edildiği fincan büyük. Şimdi tadına bakıyoruz. Aynı koku. Birebir Türk kahvesi bu ya. Aynı. Hiçbir fark yok. Yemin ederim şundan şuraya gitmek nasip olmasın ki. Aynısı. Orta mı olsun, şekerli mi olsun, yoksa sade mi içersiniz diye de soruyorlar. Fal kapatılıyor mu diyeceğim acaba? Bunun bence arkadaşlar markası şudur. Kuru kahveci Yorgos Efendi. Çünkü aynı her şey. Bakalım bana yol gözüküyor mu? Ha, çıkmış bir şeyler. Yunan bayrağı çıkmış arkadaşlar. Şurada bir kurt var sanki. Aa, şurada şöyle bir şey var. Hepimiz kardeşiz yazıyor. Altında da Meryem Cenk kanalına abone olmayı unutmayın gibi bir şey yazıyor. Falımızı baktık, kahvemizi içtik. Artık buradan da yavaş yavaş kalkacağız. Kahvemizi içtikten sonra ilk gün gitmeyi planladığımız her yere gitmiştik. Biz de akşam olunca yemek yemek üzere bir Yunan tavernasına oturduk. Güzel yemekler yedik, içeceklerimizi içtik ve hesabı ödemek üzere garson çağırdık. Garson çağırdığımızda bir şeyin eksikliğini fark ettik arkadaşlar. Çantamız yoktu. Mekanda da masalar dışarıya atılmıştı. Biliyorsunuz İstanbul'da da öyle yerler var. Biz de sokakta oturuyorduk aslında ve sandalyenin arkasına çantamızı asmıştık. Çantamızı bulamadık. Çantamızın gittiğini hesabı istediğimizde fark ettik arkadaşlar. O noktada anladık ki çantamız çalınmıştı. Ben ama çantamızın çalındığına ısrarla inanmak istemedim. Acaba bir önceki mekanda biz unuttuk mu? Acaba hiç buraya getirmedik mi diye düşündüm. Fakat mekanın hemen güvenlik kameralarına baktık ve orta yaşlarda bir çift gayet casual bir şekilde çantamızı masamızdan alıp gidiyordu. Tam olarak bu hadise benim gözümün önünde gerçekleşiyor bu arada. Ve ben bunu fark etmedim. Yani adamın çantamı aldığını görmemişim. Hem baklavamı çalmışsın, hem bütün yemeklerimi çalmışsın, hem de geldim de benim çantamı çaldın. Olacak şey değil. Olacak şey mi? Fakat hırsızın planları varsa, Allah'ın da planları vardı. O çantanın içerisi bomboştu. Yalnızca çantanın içerisinde benim elbisemin parçaları vardı. Bu kollarına geçirmelik eldivenlerim vardı. Onu koymuştum. Üzerime bir hırka giymiştim. Hava sıcak olursa belki çıkartırım bu hırkayı da hiç elimde taşımayayım. Çantaya koyarım diye o çantayı yanıma almıştım. İçerisinde bir şeyler vardı bu arada. Çok
çok şanslıyım ki galiba içime doğdu. Evden çıkmadan önce o eşyaları boşaltmıştım. Birkaç tane önemli şey vardı. Pasaportumu özellikle çıkartıp sehpanın üzerine koymuştum. Neyse o şekilde ucuz atlattım. Ama o gece gerçekten büyük bir heyecan yaşadık. Büyük bir ders oldu bana. Ben daha önce birçok ülkeye gittim biliyorsunuz. Fakat başıma hiç böyle bir şey gelmemişti. Bu olayın da yine gidip Yunanistan'da olması birazcık düşündürücü. Yeni bir gün, yeni bir Türk-Yunan ortak yemeği. Şu anda bir pidecideyiz arkadaşlar. İsmi de peynirli zaten. İsmi de Türkçe üstelik. Peynirli Yunanca'da bir anlama geliyor mu diye sordum. Hayır, normal Türkçeden geliyormuş. Fırın da zaten aşırı Türkiye'deki fırınların vibe'ını veriyor. Hemen solda bir taş fırın var. Orada pideleri gördüğünüz gibi gönderiyorlar, çıkartıyorlar. Çok hararetli bir işlem var. Çünkü çok kalabalık. Lokaller tarafından çok fazla tercih edilen bir pideciye geldik. Ben daha önce pide de yaptım Karadeniz'de biliyorsunuz ülkemizde. Pidenin en popüler olduğu mekan Trabzon. Aynı her şey ya. Böyle adamın şey bırakması bile aynı üzerinde. Pidenin yanında kahvaltıda hızlıca tüketebileceğiniz hamur işleri de var. Mesela şu bence çok güzel gözüküyor patlıcanlı. Burada mantarlı bir opsiyon var. Omletli var. İçerisinde omlet. Çok güzel gözüküyorlar. Pidelerimizi aldık. 2 tane pide aldım. Şimdi ödemeyi yapacağız. 2,5 euro diye gördüm bir tanesi. Benim yüzüm gülüyor ama neden yüzüm gülüyor? Bizden para almadılar ve ben ısrar ettim. Lütfen ödemek istiyorum. O kadar video çekimi yaptık. Yunanistan'da daha önce hiç karşılaştığım bir durum değil. Buraya gelenlerin de çok karşılaştığını zannetmiyorum. Yolda olaylar bitmiyor arkadaşlar. Her şeyden habersiz pidelerimi almış. Denemek için ilerlerken kaza oldu bir anda. Burada da bir şeyler oluyor ama galiba burada birazcık dini bir şeyler oluyor. Merhabalar. İnşallah iyisinizdir. Gel şu banklara oturup deneyelim. Kıymalı ve peynirli pidemiz var. Bu da yine Türkiye'de çok sevilen popüler pide çeşitlerinden birisi. Şöyle bir tadına bakacağım hemen. Şunu söylemem gerekiyor. Türkiye'de evinize sipariş vermiş olduğunuz pidecilerle kıyaslanamaz. Çok güzel. Çünkü odun ateşinde yapıyorlar ve hamuru gerçekten lezzetli. Hamurunda da yumurta, şeker ve yağ da yokmuş. Yağ kullanıyorsa da çok az kullanıyormuş. Karadeniz'de yemiş olduğu pidenin hamuruna çok benziyor. Hatta neredeyse aynısı. Hatta bence şunun lezzeti de çok yakın. Daha az yağlı versiyonu. O açıdan birazcık daha benim damak tadıma uydu. Ama Türkiye'de iyi pide yapan yerlere göre bence birazcık da aşağı seviyede kaldı. Şimdi de souvlaki yemek için arkadaşlar Kostas restorana geldik. Arkamda uzunca bir sıra var. Açıkçası birazcık şurada bir şey yaşadım. Böyle geçmişe gittim geldim. Mustafa's yemiyse kebap gibi bekleyecek miyiz acaba diye. Souvlaki ne peki derseniz sufle değil arkadaşlar. Ben ilk duyduğumda suflenin acaba Yunan versiyonu mu demiştim. Fakat bildiğiniz çöp şiş. Yunan usulü çöp şişe burada souvlaki diyorlar. Birazcık kebaba da benziyor. Özellikle Kıbrıs'ta da popülermiş. Şimdi ben de merak ediyorum nasıl olacak. Zaten ama normalde de kebapla çok aram yok. Yine de güzel objektif yorumlarımı yapacağım. Sırama giriyorum. Zaten sıramdayım bu arada. Bekliyorum. Bakıyorum bir yandan da etrafta ne yiyorlar diye. Çok bizim o çöp şiş mantığına uymuyor tabaklar. Başka şeyler de var galiba altında. Patates kızartması var, pide var. Bakalım nasıl olacak? Oldukça ünlü bir yer. Zaten mekana giren herkes bir telefonlarının kameralarına sarıldı. Bir içerinin fotoğrafını vesaire çekti. Yiyenleri de gördükçe kokular buram buram burnuma güzel gelmeye başladı. Hello. Hello. We would like to have 2 beef souvlaki. 2 pita beef. And 2 soda. Yes. 34 dakikanın sonunda siparişimi verebilmiş bulunuyorum. İnşallah değer. Domatesi oradan çıkarıyor. Direkt taze taze kesiyor. Evet. Soğanı ekliyor. Soğanın içerisinde maydanoz var. Karabiber. Bravo. Domates sosu. Bravo. Gayet güzel. Evet. Souvlakilerimiz hazır. Şimdi dışarıya çıkıyoruz ve bunları yiyeceğiz. Yapılış sürecine zaten birlikte hakim olduk. Şimdi benim tek ilgilendiğim şey bunun tadı. Bunun tadı nasıl? Gerçekten bu kadar beklemeye değecek bir şey mi? Yakın çekim alabilir miyiz? İçerisinde patates kızartması, soğan, domates, domates sosu ve et var. Ben hep şiş kebap şeklinde dedim ya, onlar aslında domuzmuş arkadaşlar. O yüzden bizimki şiş kebap şeklinde değil. Domuzları şişe takıp servis ediyorlarmış. Bu köfte şeklinde. Dışarısında da bu ince pita ekmeği, pide var yani. Hadi bakalım. İçerisindeki domates sosunun lezzeti çok güzel. Soğanın tadı mı bir farklı bilmiyorum ama gerçekten çok lezzetli. Yani içerisine koyulan şeyler belli aslında. Ama birlikte güzel bir harmoni oluşturmuşlar. Çok lezzetli. Gidiyor vallahi bu. Hani bunu yerken şey demiyorsun. Eyvah. Bunu nasıl yiyeceğim şimdi? Bunu nasıl bitireceğim demiyorsun. Gidiyor. Aynı şeydeki vibe var. Tabii o daha güzeldi. Mustafa Gemiyse kebaptaki vibe var. Bana direkt orayı hatırlattı. Lezzetli bir şey. Şöyle köftesinden bir ısırık daha.
Bitti neredeyse bir ısırık daha, bir ısırık daha diye diye. Ama bunu bizdeki herhangi bir şeyi ben çok benzetemedim. Köfte ekmek. Köfte ekmek böyle satılmıyor Türkiye'de. Evet içerisinde köfte var ama hani bu pideyle falan servis edilmiyor ya bizde. Eğer köfte ekmekle bunu kıyaslıyorsak bu net önde. Bu güzel, güzel bir Yunan sokak yemeği olduğunu söyleyebilirim. Gün içerisinde bir sürü şey yedik. Sıra neye geldi? Tabii ki tatlıya. Yunanistan'a gelmişken baklava denemeden tabii ki dönmeyecektim geriye. Bu arada Yunanistan'da Türk usulü baklava yapan çok fazla yer var. Ama Atina'da birazcık daha farklı bir şekilde yapıyorlar. Selanik taraflarında tam olarak bizim yediğimiz gibi fıstıklı baklava da yapılıyormuş. Fakat burada bademli baklava yapıyorlarmış arkadaşlar. Şimdi ben de kendime ufak bir porsiyon aldım. Sizlerle birlikte deneyeceğiz. Aynı zamanda içerisinde kadayıf varmış. Nasıl yani? Baklavanın içerisinde kadayıfın ne işi var? Metropolitikon diye bir yerden aldık bu tatlıları. Hanımefendi de çok tatlıydı. Bize denememiz için Türkiye'den geldiğimizi duyunca başka tatlılar da verdi. Baklavayı denedikten sonra onları da deneriz. Burada da farklı bir çeşit baklava var bu arada. Şöyle gözüküyor. Baklava ki. İçerisinde de kadayıf var. Normal bizdeki gibi ince ince yufkalardan oluşmuyor. Yalnızca üst kısmında yufka var. Açıkçası bunun baklavayla alakası da yok. Yani bizim yediğimiz baklava kesinlikle çok daha güzel. Şu anda bak net notumu verdim. İlk ısırıkta notumu verdim. Bir de farklı baharatlar kullanılmış. Karanfil veya böyle tarçın. Tarçın tadı da geliyor. Tarçının baklavada da ne işi var? Ne işi var tarçının baklavada? Açıkçası hani burada çok net Türk baklavası aldı. Zaten fıstıksız baklava bence olmaz. Şimdi dediğim gibi bir de ablacığımız orada bize farklı bir baklava verdi. Böyle kapalı. Birazcık daha bu kadayıfsız baklava sanırım ha. Bilyoğlu ağlıyor şu an. İyi yapılamamış, içi boş ev baklavası. Şimdi bu sırada da elimde lokumlar var. Lokumaki diyeceğim. Bu güllü lokum, bu zaten hepimizin ailesinin evinde mutlaka vardır. Güllü lokum hiç sevmem. Ya içerisine gül giren şeyleri ben çok sevmiyorum ama bakalım. Aynısı. Birebir aynısı hem de Türkiye'de dediğimiz güllü lokumun. Bayağı birebir aynısı. Fena değil ama. Gül tadı çok yoğun geliyor. Bayağı gül tadı aldım şu anda. Gül bahçesinde gibi hissediyorum. Baklava konusunda bayağı kötüsünüz arkadaşlar ama lokum konusunda biraz daha asılabilirsiniz. Fena değilsiniz orada. Akşam oldu arkadaşlar. Akşam yemeği yemek üzere Atina'nın en ünlü gyros restoranlarından birisi olan Otanis'e geldik. Burası gerçekten çok büyük. 3 farklı restoran sırayla dizilmiş. Şimdi size döneri göstereceğim. Gyros dediğim şey aslında döner. Gyros'un kelime kökeni de dönmekten geliyor. Yani Yunanca döner diyoruz aslında. Şimdi gelin size dönerleri göstereyim. Arkada 2 farklı döner dönüyor fark ettiyseniz. Bir tanesi domuz, bir tanesi de tavuk. Biz tavuk olandan sipariş verdik. Burasının şöyle bir özelliği var. Dünyadaki en ünlü restoranlar sıralamasında 42. sıraya yerleşmiş. Bilmiyorum hangi sıralama bilmiyorum da o kadarını böyle bir şey yaşanmış yani. Gelin. Bildiğiniz gibi ben dünyanın en ünlü dönercisinde de döner denedim. Mustafa Gemüse de döner denemiştik. Orada 1,5 saat süre beklemiştik. Şimdi de Yunan versiyonunu tadacağım. Öncelikle majör farklılıklar var diyebilirim. Görüntü olarak tabii ki pidenin içerisinde servis ediyorlar gördüğünüz gibi. Buna burada pita diyorlar. Thank you. Gördüğünüz gibi çok kibar ve çok sıcakkanlılar. Bana bir de gül getirdiler. Ben bir ilk şaşırdım çünkü çok fazla gül satan var burada. Para isteyecek zannettim. O yüzden bir afalladım. Şimdi dönere dönelim arkadaşlar. İçerisinde patates var, domates var, yeşillik var ve de caciki var. Yunan dönerinde Alman dönerinde olduğu kadar fazla sos yok. Ama Türk dönerine göre yine de içerisi çok daha zengin. Bence caciki çok yakışmış, çok güzel bir ferahlık katmış bu tavuğa. İçerisinde sarımsak da var cacikinin. Sarımsak da çok yakışmış. Uçup kaçmıyor. Acayip farklı değil tabii ki Türk dönerinden. Tek fark biraz baharat farklılıkları, bir de caciki. Başka bir fark yok. Bol bol malzeme var bir de içinde. Tavuk çok fazla. Mustafa Gemüse hala 1 numarada ama benim için Alman döneri number one. Dönerin zaten Türkiye'den çıktığı bir gerçek. Artık bunu biliyoruz. Döneri ilk biz bulmuşuz ama bence tavuk döneri Türkiye'de biz hiç güzel yapamıyoruz. Evet, et döneri güzel yapan yerler var. Bunu biliyorum. Çok fazla giden arkadaşım da var ama tavuk döner konusunda maalesef çok iyi değiliz. Almanlar da bizden iyi yapıyor. Daha doğrusu Almanya'daki Türkler de bizden iyi yapıyor. Yunanlılar da bizden iyi yapmış. Bana kızmayın şimdi. Anadolu'da çok güzel yapan yerler vardır. Ben İstanbul'dan bahsediyorum.
Eğer İstanbul'da çok güzel tavuk döner yapıyor dediğiniz bir yer varsa yorumlara yazın. Çünkü ben tavuk döneri et dönerden daha çok seviyorum. Çünkü et pek sevmiyorum. Tavuk tercih ediyorum. Lütfen yorumlara yazın. Şuradaki tavuk döner harika Meryem diyorsanız gideceğim oraya. Bugün sizlerle birlikte hem Türk kültüründe hem de Yunan kültüründe yer alan yemekleri test ettik. Açıkçası bazılarının beni şaşırttığını söyleyebilirim. Hatta bir ilk 3 sıralaması yaptım. Sizlerle birlikte bunları paylaşmak isterim. Hatta şunu da söylemem gerekiyor. Yunanistan'da daha önce hiçbir ülkede yaşamadığım tarzda aksilikler yaşadım. Çantam çalındı. Ama yine de Yunanistan bende güzel bir hatıra bıraktı. Onu söyleyebilirim. Keyifli bir ülkeydi. Yemekler de keyifliydi. Çok fazla ortak noktamız vardı. Benim için en favori yemek bir numaramda sarma var. Sarma gerçekten çok lezzetliydi. Eve geldiğimde annem de sarma yapmıştı benim için. Enteresan bir tesadüf ve Yunanlıların sarması her türlü number one. Anne özür dilerim senden. 2 numaraya musakkayı koyuyorum. Musakka gerçekten mükemmeldi. Mükemmel bir yemek olduğunu düşünüyorum. Aşırı lezzetliydi. Daha önce Türkiye'de hiç bu kadar lezzetli bir musakka yememiştim. 3 numaraya da souvlaki'yi koydum. Souvlaki de hiç fena değildi. Eğer Yunanistan'a giderseniz kesinlikle denemenizi önerdiğim yemeklerden birisiydi. Evet arkadaşlar, sizlerin düşüncelerini de merak ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.